ara verilmesinden dolayı mecliste grup toplantılarımız yok. Bu hafta çok dertli olan Türkiye'nin dört bir yanından çiftçilerimizi, köylülerimizi, hayvancılıkla uğraşan çok değerli emekçi köylülerimizi grup toplantımızda ağırlayacaktık. Toplantı iptal olunca siz konudan haberdar oldunuz ve e, çiftçilerimizi genel merkeze davet ettiniz. Her hafta grup toplantımızı yaptığımız bu saatte Sayın Genel Başkanımız genel merkezimizden Türkiye'ye seslenecek ve canlı yayında bütün Türkiye'ye Türkiye'nin önemli gündemlerini ve elbette çiftçilerin sorunlarını değerlendireceği bir konuşma yapacak. Efendim müsaadeniz olursa Kayseri'den Mustafa İpek e, alnının terini toprağa damlatan oradan çoluğuna çocuğuna risk çıkarmaya çalışan bir çiftçi büyüğümüz. Uygun görürseniz sorunlarından kısa kısa bahsetmek üzere kürsüyü ilk olarak Sayın Mustafa İpe'ye veriyoruz alkışlarınızla. bizi kabul eden ve dertlerimizi dinleyen Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım. Sayın Genel Başkanım, sevgili çiftçi kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm Türkiye'den 81 vilayetten toplanıp Ankara'ya geldik. Bu kış kıyamette bizim burada işimiz neydi? Artık ekim yapamaz, üretim yapamaz haldeyiz. Sığıntımız büyük. Tarım Kredi ve Banka Mağdurları Plotörümüz Sözcüsü olarak Kayseri'yi temsilen buradayım. Adım Mustafa İpek. Üretim maliyetleri çok yüksek. Üretim girdilerinde tohum, gübre dahil dışa bağımlıyız. Aldığımız her şey dolara endeksli ve yüksek dolar kuru çiftçiyi eziyor. Çoğu çiftçi üretici toprak sahibi değil. Toprak ağalarından ya da toprağını ekemeyen toprak sahiplerinden tarla kiralayarak ekim üretim yapmaktadır. Hükümet çiftçiye yardım ediyoruz diyor ama çiftçiye değil, ekmeyen çiftçiye yardım etmektedir. Tarla sahipleri kiraya verdiği tarladan hem kiralarını alıyorlar hem de üretimden pay alıyorlar. Hükümetin yardımı çiftçiye çok az ulaşmaktadır. Eken çiftçi, ezilen çiftçi durumundadır. Bizleri tarım kredi kooperatiflerinin insafsız faizlerine feda etmeyin. Ahrabalar, Köylüler birbirlerine kefil yapılmaktadır. Çiftçi borcunu ödeyemeyince arada husumet ve düşmanlıklar çıkmakta sonuç kötü yerlere gitmektedir. Dış ülkeden ithal edilen tarım ürünlerinin kat kat fazlasını biz çiftçiler üretebiliriz. Yeter ki hükümet toprak sahibine değil ekene, dikene destek versin. Devlet çiftçinin üretsinin yanında olmalı. Büyük resimde büyük firmalar var. Ülkemizde 30-31 bin zincir marketler grubu bulunmaktadır. Fiyatları da bunlar belirliyorlar. Böylece tüketicilere pahalı ürünler yediriyorlar. Böyle giderse bu zincir marketler grubuna ırgat olacağız. Benim bir önerim var. Ulaşım filoları kurulsun. Tarlamızdan ürünlerimiz hallere biz nakledelim aracıyı kaldırmış olalım. Üretim araçlarımız ucuz ve devlet desteğinden alalım. Tarım Kredi Kooperatifi bankalar tarafından üretim araçları haciz edilmektedir. Üretim araçları elinden alınan çiftçi borcunu nasıl öder? Faizler silinsin, ana para beş yıl eşit olarak bölüştürülsün. Bak o zaman Türk çiftçisi harikalar yaratacaktır. bu parti meselesi değil. Memleket meselesi. Biz çiftçiyiz, üreticiyiz, emekçiyiz. Hükümetimiz ve diğer partiler bizi kabul etsinler. Onlarla da görüşelim. Ama kabul etmiyorlar maalesef. Bizim tek amacımız üretmek. <laughs> Vatan çiftçiyi kurtarmıyorlar. Türkücüyü, türkücüyü yurt dışı telefon şirketlerini kurtarıyorlar. Niyle de patatesler depolarda kalıyor, çürüyor. 2020 desteklemelerimiz hala verilmiyor. Eee desteklerden yüzde dört vergi kesiliyor. Tarımsal sulamadaki elektrik fiyatları yüksek ve ne ekersek ekelim para etmiyor. Çünkü ithal oluyor. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım, bugün Türkiye'deki bütün çiftçileri temsilen İzmir Kiraz'dan, Nide'den, Amasya'dan, Malatya'dan ve Kayseri'den çiftçilerimiz var. Pandemi koşullarında tedbirleri alarak bu salonda birlikteyiz. Şimdi onların sorunlarını dile getirmek üzere Salihli Ziraat Odası Başkanı Sayın Cem Yalvaş'ı davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Vekillerim ve çok çok değerli çiftçi arkadaşlarım. Ee, Salih Odası olarak çiftçimiz yanındayız. 102 mahallesi olan, 77 tanesi köy olan, 600 bin dekara sahip olan bir odanın başkanını yapıyorum. Yönetim kurulum, meclis üyelerimle beraber 77 köyümüze her gün ziyaret ederek kendi sorunlarını işletmelerinde, beslenmelerinde tarlalarını ziyaret ederek görüyoruz. Ve hepsini hiçbir şekilde etnik, kimlik ayrımı yapmadan, düşüncesini idaresine bakmadan, hepsine aynı mesafede, mesafede olarak çözüm arıyoruz. Bizler çiftçilerimizle buluştuğumuzda en çok sorunların girdi maliyeti olduğunu söylüyorlar. Başta gübre. Evet, gübre. Döviz kuru artınca maalesef gübre fiyatı çok arttı. Tarlada çiftçilik yapan arkadaşlarımız maalesef eskisi gibi gübre atamıyorlar. En küçük bir örneğini vereyim. Ben kendi kullanıyorum. Kendi büyük çiftçiyim. Geçen sene DAP gübresi 110 lirayken şu an 195 lira. %85 zam geldi. Şimdi bizim bu çiftçimiz nasıl bu çift ürünü bu DAP'ı alıp da atacak? Atması lazım ama çünkü ürün kalitesi gerekiyor. Tonda kilogramda artış gerekiyor. Akabinde en çok Dilediğim sorunun başında. Tarımsal sulamada kullanılan maalesef elektrik fiyatları. Şöyle örnek vereyim hemen. 2018 yılında 43 kuruş. 2019 yılında 80 kuruş. 2020 şu an 90-95 kuruş. Maalesef en büyük sorun bir tanesi bu. Gezdiğimiz yerlerde kendi ovamdan da bildiğim için ve sahil Manisa Ovası'nda çok iyi bir hayvancılık yapıldığını bildiğim için Süt hayvancılığı, besi hayvancılığı. Maalesef geziyoruz, görüyoruz. Süt yemi. 85 lira. 6 ay önce. Git ki de. Bu arkadaşlarımız bakıyoruz ki çiftçiliğe yönelip başka dallarda başka yerlerde bir şey öğretmeye çalışıyor. Ama ana bildiği, ana bildiği en iyisini, en isini bildiği, atadan bildiği mescidi bırakmak zorunda kalıyor. Evet, ovamızın, kendi ovamızdan demeyeyim, tüm Türkiye'den söylüyorum. Çiftçilerin burada bilirler. Sözleşmeli tarım. Biliyoruz ki sözleşmeli tarım Genelde domates, salça, domatesle, kapya biberde gibi ürünlerde yapılan bir sözleşmedir. Fakat şu çok ufak bir örnek vereyim. Alıcı olan firma çiftçiyle 55 kuruşa anlaşma yapıyor. Ürün toplama zamanı geldiğinde 55 kuruşa söz verdiği çiftçiye 35-40 kuruş fiyat teklif ediyor. Bizler bu alıcılarla buluştuk. Sayın Manisa Valimiz bizi odalara ve içi tarım ürünlerini bu alıcılarla buluşturdu. Biz oraya şunu sorduk. Neden? Kolay. Ağır salak meselesi. Denge meselesi. Biz bu kadar ürün ekleyeceği bilmiyorduk ki. Biz nereden bilelim ben Ovası'nda 30 bin dekar üretici yapılacağını ben 15 bin dekar bekliyordum diye çıkıyor. Ve bakıyorsunuz domatesçi bakmışsınız tarlasını sürmüş yerde kalmış. Bizim bu konularımız çok önemli. Tarım Bakanlığı önderliğinde il içi tarım müdürlükleri ve zira olarak beraber biz sözleşme yapan firmaları araştırarak onların ticari ataklarına bakarak net daha iyi şekilde hakkını verebilecek sözleşme yapacak olan alım, alım yapan firmalarla çiftçiyi buluşturmak. Bunlar bizim görevimiz, görevimizdir. Sayın Genel Başkanım, Sayın Vekilim, Vekillerim, Sayın Çiftçilerim, ben şunu görüyorum ve onurla, onurla gururla anlatıyorum her zaman. 2005 yılından 2019 yılına kadar sahilde ilçe yöneticiliği, il, il genel meclis üyeliği, yaptım Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama Sayın Genel Başkanımız bize bir konuda şöyle söylemişti. Bir oda, da başkan olduğunuzda, bir siyah toplum kurulu başkan olduğunuzda orada çıkacak yerine herkes hakkaniye davranacaksınız. Herkes yanında olacaksınız. Ben de 77 tane köyüme işte oda başkanımı Başkanım taktım. O şekilde çalışıyorum. Sorunları yerine anlatıp gelip sizlere anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı indirme toplantısını yapmak ve siz... Değerli çiftçilerimizin temsiliyetinde Türkiye'deki bütün çiftçilere seslenmek üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün aslında çok önemli bir toplantı yapıyoruz bizim için değil Türkiye için çok önemli bir toplantı yapıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunda sizin adınız köylü milletin efendisiydi. Düşünün. Bir devlet kuruyorsunuz. Devleti yeniden inşa ediyorsunuz. O inşanın mihenk taşı, ana taşı, ana omurgası köylüler. Ve köylüler cumhuriyetin efendisi olarak tanımlanıyor. Geçtik. Aradan yıllar geçti. Bir asıra yakın zaman geçti. Köylü gerçekten de milletin efendisi mi? Bugün gerçekten de köylü milletin efendisi mi? Bu sorunun cevabını siz biliyorsunuz. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Ama ana konuya geçmeden önce şuna değinmek isterim. Hepimizin çocukları var. İsteriz ki bizim çocuklarımızın tamamı üniversitelere gitsinler. Üniversiteleri okusunlar. Başarılı olsunlar. Bizden daha iyi yetişsinler. Daha iyi hayal şartlarını yakalasınlar. El aleme muhtaç olmasınlar. Elleri ekmek tutsun. Onları evlendirelim. Güzel torunlarımız olsun diye her anne ve babanın güzel böyle bir beklentisi vardır. Ve çocuklarımızı üniversiteyi kazandığında seviniriz. Üniversiteye gittiğinde de zevkle, sefa ile, hoşgörüyle onları göndeririz. Ve üniversiteler bilim yuvalarıdır. Üniversiteler kavga yuvası değildir. Üniversitelerde bilgi üretilir. Yani gelecek üretilir üniversitelerde. Bilmediğimiz pek çok bilgiyi üniversiteler alırlar, okurlar, tartışırlar ve toplumla paylaşırlar. Bizler de öğreniriz. Akademik dünyanın böyle bir özelliği var. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir. Bütün ülkeler. Boğaziçi Üniversitesi'nden söz etmek isterim. Orası da bizim bir üniversitemiz. Orada da güzel çocuklarımız okuyor. Hepsi başarılı. Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek kolay değil. Çok başarılı olmanız lazım. Üniversite sınavlarında çok yüksek puanlar almanız lazım. O üniversitenin de gelenekleri vardır. Her her üniversitenin dünyadaki her üniversitenin gelenekleri vardır. Bizim de kendi geleneklerimiz vardır. Köydeki geleneklerimiz var, şehirdeki geleneklerimiz var, apartmandaki geleneklerimiz var. Bayramlarda gideriz, birbirimizi ziyaret ederiz, küskünleri barıştırırız. Bunlar nedir? Bunlar bir toplumun yarattığı geleneklerdir. Gelenekler, örf ve adetler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Çünkü gelenekler tarihsel zincir içinde süzülüp gelirler ve toplum onları kabul eder. Üniversiteye bir kişi atıyorsunuz. Üniversite kabul etmiyor. Sadece öğrenciler mi? Hayır. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. Olması gereken ne? O üniversite hocasının ya kimse beni kabul etmiyor. Büyüklük bende kalsın. Ben buradan ayrılayım demesi lazım. Ve bunu yapması lazım. Aksi halde orada bir karmaşık bir kaos çıkıyor ortaya. Kaosa izin vermemek lazım. Bakın bizler geçmişte, sizler hepiniz hatırlarsınız, 80 öncesini, 80 sonrasını, pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi sağ dedi, kimi sol dedi. Başkaları ellerine silahları verdiler ve gençlerimiz birbirlerini öldürdü. Yazık günah değil mi? Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmasın. Sokulmamalı. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri de istemiyor. Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı dahi bulamadı. O zaman çekilmesi lazım. Hoca ne güzel demiş, Şairimiz ne güzel söylemiş. Çekildik izzeti ikbaliyle bab hükümetten. Yeri geldiğinde izzeti ikbaliyle çekilmek lazım. Köyünüzü düşünün. Size bir muhtar tayin edildi. Hiçbiriniz muhtarı tanımıyorsunuz. Ya bu muhtar nereden geldi diyorsunuz. Biz bu muhtarı istemiyoruz diyorsunuz. Ben bir de kendime... İhtiyar meclisi seçeceğim diyor. Köylüden hiç kimse ihtiyar meclisini de kabul etmiyor. O zaman ne yapması lazım? Bu muhtar diyecek ki köyde kimse beni istemiyor. Ama herkes bana saygılı. Ama kimse beni istemiyor. O zaman ben buradan ayrılayım. Geleneklerine göre, örflerine, adetlerine göre kendilerine bir muhtar seçsinler. Olması gereken budur. Bu girişi yaptıktan sonra değerli arkadaşlarım. iki değerli arkadaşımızı Mustafa İpe'yi de ve Sayın Cem Yalbaçı da büyük bir dikkatle dinledim. Sorunlarınızı biliyoruz. Özellikle konuşmanızı ben istedim. Neden biliyor musunuz? Sorunu yaşayandan sorunu dinlemezseniz sorunu çözemezsiniz. Önce sorunu yaşayanı bir dinleyeceksiniz. Hangi dertlerle muzdarip bu kişi? Ve ne istiyor bu kişi? Haklı mı, haksız mı? Ondan sonra oturacaksınız sorunu çözmeye çalışacaksınız. Şimdi tarım Dünyanın bütün ülkelerinde ister en gelişmiş ülke olsun, ister en az gelişmiş ülke olsun, dünyanın bütün ülkelerinde tarım stratejik sektördür. Altını çiziyorum. Stratejik sektördür. Yani olmazsa olmaz sektördür tarım. O zaman tarım stratejik sektörse dünyanın bütün ülkeleri tarıma ayrıca önem verirler. Pek çok alana önem verir ama tarıma Ayrıca önem verirler. Bir çiftçi haykırıyor. Nereden? Gene denizi Honaz'dan. 700 bin liralık borç faiziyle 2 milyon 300 bin liraya çıktı diyor. 700 bin liralık borç faiziyle 2 milyon 300 bin liraya çıktı. Bütün her şeyimi, aracımı, tarlamı bağladılar. Kızım da kefilimdi, bir arkadaşım dedi, akrabayız, birbirimize kefil oluyoruz. Kızım da kefilimdi, kefilim, ineklerimizi sattık, birçok hayvanım da bakımsızlıktan telef oldum. Mehmet Ali Görel, Denizli Honaz'dan böyle isyan ediyor. Haklı mı isyanında? Haklı, haklı. Stratejik sektörse tarım ve tarım bütün dünyadaki ülkeler için vazgeçilmez bir sektörse o zaman tarımın desteklenmesi lazım. Niye desteklemiyoruz? Çiftçi tarımı terk etmeye başladı. Üzülerek ifade edeyim. Son 18 yılda çiftçi tarımı terk etmeye başladı. 2002 yılında 26 milyon 26 buçuk tam rakamı vereyim. 26 milyon 579 bin olan tarım alanımız ekilen biçilen aran 2019'da 23 milyon hektara düştü. Ekilmiyor. Üç Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor şimdi. Üç Trakya büyüklüğünde alan. Bereketsiz mi? Hayır bereketli. Eksik bir şey çıkmaz mı? Hayır çıkar. Bereketli mi topraklar? Bereketli. Niye ekilmiyor? E, ektiği zaman zarar ediyor. Batıyor çiftçiye. Niye ekeyim diyor. Peki bunu düşünmesi gereken kim? o ekilmeyen tarlaları, tarlaları o tarlalar ekilmeli demesi gereken kim? Siyasi otorite. Yani devleti yönetenler. Kopmanın boyutunu anlatayım size. 2011 yılında çiftçi tarım bağ kurulu sayısı 1 milyon 121 bin kişi. 2011 yılında. 2020 yılında 1 milyon 121 bin kişiden 556 bin kişiye düşmüş. Peki bu insanların sosyal güvenliği ne olacak? Bu insanlar yaşlanınca bunlar emekli aylığı alamayacaklar. Ne olacak bu insanlara? Sosyal devlet bu insanlara bakmayacak mı? Ben size sorunun çerçevesini belirlemeye çalışıyorum. Sizin yaşadığınız dünyada sorun yaşadığınız dünyanın çok daha büyük olduğunu anlatmak istiyorum. Ve Türkiye için bir felaket olduğunu anlatmak istiyorum. Gittiler. Sanki Türkiye'de bütün araziler ekilmiş, Suda'dan ve Nijerya'da arazi kiraladılar. Binlerce dönüm. Efendim pamuk ekeceğiz, burada daha ucuz, Türkiye'ye getireceğiz. Ya bir hükümet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi arkadaşlar ya? Bir hükümet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Nijerya'da daha ucuz mal ediyorum, orada ekip biçeceğim, sonra Türkiye'ye getireceğim, e burada satacağım. E peki bizim pamuk üreticisi ne olacak? Bizim mısır üreticisi ne olacak? Bizim buğday üreticisi ne olacak? Bizim arpa üreticisi ne olacak? E batacak. Buna izin vermeyin. Buna izin vermeyin. Biz bunu eleştiriyoruz. Her ortamda eleştireceğiz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bakın arkadaşımı söyledim. Patates üreticisi. Maliyeti 1 lira. 50-60 kuruşu alıcı bulamıyor. 50-60 kuruşa. E ne olacak bu kişi? Rakama bakıyorsunuz değerli arkadaşlarım. 400 bin, 500 bin ton bekliyor. Ya çimlenirse ne olacak? Ya ekenler ne olacak? Ya bu çiftçinin hali ne olacak? Düşünen var mı? Bir Allah'ın kulu, iktidardan bir Allah'ın kulu. Ya bu patates üreticilerinin derdi var. En azından ben bunları alayım. Büyük şehirlerde açlık içinde olan yüz binlerce hane var. En azından bu hanelere 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo dağıtayım, bedava dağıtayım desin. Akıllarına bile gelmiyor. Soru şu, niçin akıllarına gelmiyor? Çünkü sarayda böyle bir tablo yok. Herkesin karnı tok orada. Sanıyorlar Türkiye'de herkesin tak karnı tok. Herkesin durumu iyi, sanıyorlar Türkiye'de herkesin durumu iyi. Ama herkesin durumu iyi değil. Değerli arkadaşlarım, dedim ki tarım stratejik sektördür. Dünyanın bütün ülkelerinde. Bizim ülkemizde de stratejik sektördür. Ve sizin için tarım için anayasaya özel kanun, özel düzenleme yapılmış anayasada. 45. madde. Ne diyor okuyayım? Devlet bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Yani maliyeti düşürecek bütün önlemleri devlet almak zorundadır. Bakın kolaylaştırır diyor. Kolaylaştırabilir değil. Emredici hüküm. Devlet bunu yapacak. Kolaylaştıracak. Girdi maliyeti yüksekse efendim gübre maliyeti düşürecek ilaç düşürecek. Elektrik düşürecek. Girdi maliyetlerini düşürecek anayasanın emredici hükmü. Sadece bununla mı? Hayır. Bir madde daha var. Devlet bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi. Ektiniz, biçtiniz, ürün elde edildi. Ve gerçek değerlerinin gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gerekli tedbirleri alır alabilir değil alır. Bu da ne demektir? Satışı belirliyor bu da. Ürünün gerçek değeri neyse o değer üzerinden alacak. Maliyeti düşürecek, ürünü satın alacak ya da satılmasına imkan sağlayacak ve çiftçi rahat edecek. Batmayacak çiftçi. Kim diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasası diyor. Peki iktidar sahipleri bu anayasayı bilmiyorlar mı? Bu anayasadan haberleri yok mu? Haberleri var. Sayın başkanım, sizden istirham ediyorum. Ziraat Odaları Birliği'nin sayın genel başkanından da istirham ediyorum. Anayasanın bu 45. maddesini çerçeve içinde yazarak bütün ziraat odalarına gönderin. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza gönderin. Kendileri için anayasal güvence var. Çiftçi için anayasal güvence var. Siz anayasanın kurallarını uygulamıyorsunuz. Çiftçiyi batırıyorsunuz. O nedenle hakkınız teslim edilmiş, hukukunuz da teslim edilmiş. Ama adalet yok. Gereği yapılmıyor. Bunun gereğinin yapılması lazım. Teşvikler ödenmiyor. 2020 yılına geldik, hala öden. 21 yılına geldik, 2020 ödenmiyor. Niye ödenmiyor? Ne diyor anayasa? Üreticinin Eline geçmesi gereken tedbirleri alır, teşvik verilmiş kanun var, size verilmiş para, verilmesi öngörülmüş. Ne zaman 2020'de geldik 2020 verilmiyor. Niye verilmiyor? Peki para yok diyorlar. Güzel. Ama köprüden geçerken garanti var. Hazine hazine garanti vermiş. İster yoldan geç, ister geçme. İster köprüden geç, ister geçme. İster havaalanına git, ister gitme. Dolar bazında, dakikasında ödüyor mu? Ödüyor. Onlara para var. Üstelik dolarla ödüyor. Dolar bazında ödüyor. Size gelince para yok. Niye size gelince para yok? Beşli çeteye vardı, size niye yok? 1 milyar 900 milyon dolar, 6 milyon dolar para ödenecek. 2020'de, 2021'de para ödenecek. Saati gelince tak paralarını ödüyorlar. E size gelince kanun var, ödemiyorlar. Niçin? Çiftçiyi kendi arka bahçeleri olarak görüyorlardı ondan. Biz parayı ödemesek de bunlar gelir bize oy verirler diyor. Asıl sorunumuz bu. Bu siyasi tercihten hükümeti vazgeçirmenin yolu siyaseten diyeceksiniz ki Paramı zamanda ödedin ödedin. Ödemediysen kusura bakma oy mu yok sana diyeceksiniz. O zaman göreceksiniz. Hükümet kulağını çevirecek sizi dinleyecektir. Böyle bir risk var. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Bir kanunumuz var malum. Tarım kanunu. 21. maddesi var. 2006 yılında çıktı. Anayasa hükmü var. Çiftçi desteklenecek. Ama nasıl destekleneceğini bir özel kanun düzenlemişiz. Tarım kanunu. 21. madde aynen şöyle söylüyor. Tarımsal destekleme programlarının finansmanı. Yani tarımı desteklemek için ne yapacaksınız? Nasıl olacak? Bir, bütçe kaynaklarından. Yani genel bütçeden. İki, dış kaynaklardan. Bazen dışarıdan da tarıma destek alınıyor. Üstelik sıfır faizle alınıyor. Bazen çok düşük faizle alınıyor. İki ayrı kaynaktan tarım desteklenecek diyor kanun. Ama diyor ki bütçeden ayrılacak kaynak milli gelirin yüzde birinden az olamaz. Az olamaz. Yüzde birinden az olamaz. Bugüne kadar 2006 yılından bugüne kadar hiçbir zaman çiftçiye milli gelirin yüzde biri oranda destek verilmedi. Hesabını yaptık. Her yılın milli gelirini çıkardık. Biz değil, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu yazıyor zaten. Onlar çıkardı, onun yüzde birini aldık. Size verilen destekleri de bir tarafa koyduk. Artıdan, eksiden çıkardık. 210 milyar lira alacağınız var bu hükümetlerde. 210 milyar lira. Eski parayla 210 katrilyon lira Türk çiftçisinin alacağı var. Verilmedi bu size verilmediği içindir ki tarım bu durumda. Kanun emrediyor, vereceksin diyor. Anayasa emrediyor, yapacaksın diyor ama yapmıyorlar. Niçin? Nasıl olsa çiftçi bize oy verir. Önemli değil. Biz bunu böyle yapalım, yolumuza devam edelim. Ama öyle bir noktaya geldi ki bıçak kemiğe dayandı, artık dayanamıyor çiftçi. Bıçak kemiğe dayandı. Bakın 2021 bütçesi Değerli arkadaşlarım 2021 bütçesinden size destek yapılacak değil mi? Gösterilen rakamları 2020 bütçesiyle 2021 bütçesini yan yana getirdiğimizde mazot desteği için 2021 bütçesine 2020 bütçesine göre 177 milyon lira daha az para kondu. Yani 177 trilyon lira mazot desteği 2021'de daha az. Niçin? Gübre için 52 milyon lira daha az. Hayvancılık destek ödemeleri için 558 milyon lira daha az para kondu. Hem 20'yi ödemediler, hem 21'de daha düşük destek koydular. Yani 2021'de siz çok daha düşük bir destek göreceksiniz. Yine arkadaşım ifade etti. Hem destek veriyorsun bir de vergiye tabi tutuyorsun. Zamanda ödemiyorsun bir de vergiye tabi tutuyorsun. Yüzde dört kesinti. Ya ne kesintisi kardeşim? Bunun adı destek ödemesi. Destekleme ödemesi. Sen neden hangi gerekçeyle yüzde dört vergiye tabi tutuyorsun? Veya yüzde iki vergiye tabi tutuyorsun? Kazanırsınız, alırsınız, satarsınız, zaten ödüyorsunuz. Zaten kesiliyor. E peki devletten destek ödemesi alıyorsunuz. Ya teşvikten vergi alınır mı? Ama sadece çiftçiden alıyorlar, onu da söyleyeyim. Diğerlerine milyarlarca lira teşvik veriyorlar. Beş kuruş bile yok. Beş kuruş. Beş kuruş bile kesilmiyor. Ama çiftçi olunca vuran sesini ağzından al lokmayı. Nasıl olsa sesi çıkmaz diyor. Sizin buna isyan etmeniz lazım. Bu yanlıştır demeniz lazım. Bizi batırana biz oy vermeyeceğiz demeniz lazım. Ben sizin hakkınızı savunurum sonuna kadar. Sizin hakkınızı bana oy verin diye değil. Adalet için savunuyorum sizin hakkınızı. Adalet. Adalet olması lazım. Size verilmiyor. Kime veriliyor? Tefecilere veriliyor. Bakın. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. En yüksek faizle. Ya dolar gelecek yüksek faiz. Borç para istiyorsun yüksek faiz. Bir anlamda Türkiye ekonomide bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Ekonomide bağımsızlığını kaybetmiş durumda tefecilere ödenen faiz 2020 yılında sadece 2020 yılında 134 milyar lira eski parayla 134 katrilyon lira faiz ödendi bir avuç tefeciye. Size ne verildi? Hakkınız olan bile zamanında verilmedi. Hakkınız olan. Onu bile zamanında verin, vermediler. Ama bunların paralarını tıkır tıkır her ay tıkır tıkır öderler. Bu doğru değil. Böyle bir ekonomi politikası olmaz. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bir arkadaşım söyledi, burada sağ sol yok. Bu bir memleket meselesidir arkadaşlar. Bu işin sağ solu yoktur. Sadece çiftçi de vardır, solcu çiftçi de vardır. Ama bunların her birisi alın teri döker arkadaşlar, alın teri. Bu işin sağ solu yok. Bu iş ekmek meselesi, memleket meselesi bu iş. Olaya öyle bakmak lazım. Anayasa diyorsa ki çiftçiyi destekle, kanun çıkarıyorsun en az yüzde bir, milli gelirin yüzde biri kadar destek vereceğim zamanında en az yüzde birini vereceksin. Vermediğin takdirde suç işliyorsun. Bu olmuyor değerli arkadaşlarım. E, olmayınca ne oluyor? Çiftçi haciz kısk kıskacında. Az önce girişte söyledim. Traktörü hacizli. İneği hacizli. Tarım araç gereçleri hacizli. Kanun diyor bunları haciz etmeyeceksiniz. Kanunu kim takar? Banka geliyor. Sakarya'da bir köyün, üç köyün tamamı haciz edilmişti. Köylülerin bütün toprakları. Bir özel banka. Geldiler bize. Gittik banka yönetimiyle görüştük. Ya tamamını Köyün tamamı bankaya ait. Üç köyün tamamı bankaya ait olacak. E bu olmaz dedik. Biz kıyameti koparız dedik. Oturacaksınız, anlaşacaksınız, uzlaşacaksınız. Ne kadar ödüyorsa o kadar alacaksınız. Ve uzlaştırdık. Ama bu özel bir banka. Şimdi herkes birbirine akraba köyde. E doğru kimi getireceksin? Gideceksin akrabanı bulacaksın. E öde diyor. E nasıl ödeyeceğim kardeşim? Sen patatesimi aldın da ben ödemedim mi? Sen buğdayımı aldın da ben ödemedim mi? Sen soğanımı aldın da ben borcumu ödemedim mi? Elimde kaldı ne yapacağım şimdi ben? Toprak mahsulleri ofisi kurulmuş. E, güzel. Bir sürü tarım, tarım kredi kooperatifleri kurulmuş. Gayet güzel. E niye çiftçiyi desteklemiyorlar? Ziraat Bankası adı bak adı Ziraat Bankası. Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatiflerini çiftçi kuruluşu olarak kabul etmiyor. Diyor ki nasıl özel sektörde bir holding varsa bu da öyle bir kuruluştur diyor. Bu kurumlar niye kuruldu arkadaşlar? Cumhuriyeti kuranlar bunları niye kurdular? Çiftçiyi desteklemek için kurdular. Çiftçiye düşük faizli kredi verelim diye kuruldular. Çiftçi üresin diye kuruldular. Çiftçi alın teri döksün diye kuruldular. Türkiye büyüsün kalkınsın diye kuruldular. Bunların hiçbirisi olmadı. Ve bunların yanında zam yağmuru var. Zam yağmuru. İlaç zamda dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor bizim çiftçi. Bir daha söylüyorum. Dünyanın en pahalı mazotunu Türk çiftçisi kullanıyor. Yata bedava. Çok düşük fiyatla veriyorsun yata. E yatta ne olacak? E adam tur atacak, kesecek, keyfine bakacak. Elinde bizki koy koy gezecek, bütün dünyayı eğlenecek arkadaşlarıyla beraber. Mazot ona çok düşük. Ötevesi yok, kadevesi yok. E çiftçi tarla mazotuyla mazotunu alacak, traktörüyle dünyayı mı gezecek Allah aşkına? Traktörüne binecek, tarlaya gidecek bu adam. Dünyanın en pahalı mazotunu veriyorsun. Efendim mazot desteği onu da zamanda ödemiyorsun. Bir ara ne diyorlardı? Hiç meraktanmayın. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden. Deme mi? Dediler. Nerede bu deponun yarısı? Ha nerede bu deponun yarısı? Saraylara taşınanlar bunu bilmezler. Saraylara taşınanlar. Bakın değerli arkadaşlar. İlaç, gübre, tohum, mazot, yem, tarım alet ekip, ekipmanları ve sularda kullanılan su da kullanılan elektrik. Ateş pahası. Efendim fiyatlar niye zamlı? Niye çok pahalı? Ya her şeyi dolara endekslemişsin kardeşim. Kim endeksledi? Çiftçi mi endeksledi? Tarlada çalışan çiftçi mi doları endeksledi? Tarlada çalışan çiftçi sabah, öğle, akşam dolar mı satın alıp dolar mı satıyor? Ne yapıyor bu çiftçi? Bakın, Merkez Bankası'ndan 218 milyardı galiba değil mi? 218 milyar dolar mıydı? 128, 128 milyar dolar. 128 milyar doları sattılar. Kime sattıkları belli değil. 128 milyar dolar. Ya 128 milyar doları çiftçiye verselerdi bırak Türkiye'yi, bırak Avrupa'yı, dünyayı doyururdu ya. Nereye gitti bu para? Kimse bilmiyor. Dedim ki size değerli arkadaşlarım. Bugünkü politika bir hükümet tercihiydi. Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercih böyle tecelli etmiştir. Bu siyasi tercihten yana olanlar elbette bu mağduriyeti çekerler. Derler ki ya ne yapalım bizim tercihimiz böyleydi böyle oldu. Ama bu siyasi tercihe karşıysanız üretenin alın teri dökenin hakkı mutlaka teslim edilmeli. Anayasanın ve yasanın gereği yerine getirilmeli diyorsanız. Bu siyasi tercihe diyeceksiniz kusura bakma arkadaş. Kusura bakma diyeceksiniz. Beni aç bırakmak için ben sana oy vermedim. Beni icra dairelerinde süründürmek için ben sana oy vermedim. Diyeceksiniz. Demek zorundasınız. Bu bir siyasi tercihtir. Kime çalışıyor? Mevcut hükümet kime çalışıyor? Size çalışmadığına göre kime çalışıyor? Örnek vereceğim. Çok somut, çok açık örnek vereceğim. Buğday. Bizim çiftçiden kaşa aldılar. Ekmeklik buğdayı. 1650. Dışarıdan kaça ithal ettiler? 1800. Kime çalışıyor? 1650 verdiğine mi? 1800 verdiğine mi çalışıyor? 303 dolar. E buyurun. Kime çalışıyor şimdi? Evet. Kime çalışıyor? Makarnalık buğday. 1800 bizim çiftçiden alıyorsun. Dışarıdan 2450 liraya alıyorsun. Bu hükümet kime çalışıyor? Dışarıdaki çiftçiye çalışıyor. Size değil. Mısır 1325 liradan aldılar. Dışarıdan 2000 liraya alıyorlar. Kime çalışıyor? Onlara çalışıyor. Arpa 1275 liradan aldılar. Dışarıdan 1989 liradan alıyorlar. Kime çalışıyor bu hükümet? Her şeyi ithal edeceğiz. Ya niye her şeyi ithal ediyorsun kardeşim? Dışarıda daha ucuz. Daha ucuz değil, daha pahalı. Dışarıya bağımlı hale getirdiler bizim tarımımızı. Bu sadece böyle değil. İthalat arpadan tutun mercimeğe kadar. Ya bizim Yozgat'ın kokulu mercimeği bir dünya markası, dünya markası. Onu bile yok ettiler ya. Dışarıdan mercimek getiriyorlar. Canlı hayvan getiriyorlar. Et getiriyorlar. Neden? Sizinle rekabet etmek için. Efendim fiyat artar fiyatı düşüreceğiz. Sen faizi düşür kardeşim. Doları düşür. İlacı üret bana ver. Tamam eyvallah. Gübreyi üret bana ucuz ver. E ben de ucuz üretirim. Ürenin fiyatı, da fiyatı bunların hepsini biliyorum. Bir zam yağmuru var önümüzdeki sene ne olacak? Yani 2021'de ne olacak? Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Gayrimilli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Bir daha söylüyorum. Gayrimilli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Kendi çiftçisini değil, yabancı çiftçiye destek veren bir iktidara gayrimilli arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Gayrimillidir yani. <laughs> çiftçi üretecek. E elbette üretecek çiftçi. Kazanacak elbette kazanacak. Zararına nasıl çalışsın çiftçi? Zararına nasıl üretsin çiftçi? Ya benim bildiğim çiftçi eskiden sonbaharda düğünler, dernekler yapardı. Esnaf kazanırdı. Siz kazanmadığınız için esnaf da batıyor. Bakın siz kazanırsanız bu bir zincirdir. Köylü kazanır, esnaf kazanır, memurka herkes kazanır. Herkesin kazandığı bir ekonomik sistemden herkesin battığı ama bir avuç kişinin kazandığı bir sisteme geçtik. Enflasyon mutfaklarda yangın var. Efendim tarlada bilmem kaç lira getiriyoruz markete kaç lira. Esnafı tehdit ediyor bu sefer. Herkesi terörist ilan etmeye başladılar. Esnafın da günahı var ya. Ne günahı var esnafın? Üzerine makul bir kar koyuyor satıyor zaten. Sen aracıları kaldırıyor musun? Sen çiftçiye destek veriyor musun? Üretene destek veriyor musun? Alın terine destek veriyor musun? Bunlar yok değerli arkadaşlarım. Buradan hükümete sesleniyorum. Bir arkadaşımız da ifade etti. Hükümet çiftçiyi yanında görmek istiyorsa bir sefer bu faizleri silecek. Ne faizi ya? 210 milyar lira zaten çiftçinin alacağı var senden. 210 milyar. Faizleri götür 210 milyar lira alacağı mahsup et. Alsın. Hacizler, hacizleri durdurmak lazım. Zaten yaralı, zaten batmış vaziyette. Bir de haciz memurlarıyla mı uğraşsın? Değerli arkadaşlarım, son sözlerim. Bir, önce Allah'a güveneceksiniz. İki, sonra kendinize güveneceksiniz. Üç, en sonunda da bize güveneceksiniz. Ben halkın çıkarlarını savunurum. Halk, çiftçi, esnaf, herkesin çıkarlarını savunurum. Kendinize güvenmeyi ihmal etmeyin. Siz çok büyük bir güçsünüz. Çok büyük bir güçsünüz. Yeter ki bir araya gelin. Yeter ki sesinizi çıkarın. Yeter ki deyin ki bizi perişan edeni biz de sandıkta perişan edeceğiz. Bunu söyleyin. Ben elimden geleni yaparım. Bakın bir arkadaşımız ön, ön sırada oturuyor Ömer Fethi Gürer. Tarladan çıkmıyor, hiçbir tarladan çıkmıyor. Günün 24 saati çalışıyor. Her türlü bilgiyi anında alıyoruz. Her türlü sorunu anında alıyoruz. Siz üretmezseniz biz aç kalırız arkadaşlar. Hadi bugün ithal ettik, hadi yarın ithal ettik, hadi öbür gün ithal ettik. Sonra para bitecek, nasıl ithal edeceğiz? Sonra bizim toprağımız varken neden yabancıdan? Bizim çiftçimiz varken neden yabancıdan? Bir örnek veriyorum çok sık, o örneği verip bitireyim. Hollanda, Avrupa'da, Hollanda, bizim Konya'dan küçük toprak olarak. Konya'dan küçük bir devlet, saygı bir devlet. Yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. İhracatı diyorum bakın. 185 milyar dolar. Konya'dan küçük bir devlet 185 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Peki biz? 18 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyoruz. İthal ettiğimizde aşağı yukarı 18-20 milyar dolar tarımda eksideyiz. Niçin? Devlet bir ülke ilimle yönetilir, adaletle yönetilir ahlakla yönetilir. Erdemle yönetilir. Hesap vererek yönetilir. İlimle yönetilmeyen bir ülke zulümle yönetilir. Zulmün ise size faydası yoktur, bize faydası yoktur, memlekete faydası yoktur. Bir insanı aç bırakmak, bir insanı çaresiz bırakmak en büyük zulümdür arkadaşlar. Aç ve çaresiz bırakmak. Bakın bunun partilisi, parti A partisi, B partisi yoktur yani bir çocuk yatağa aç giriyorsa hepimizin derdi olmak zorundadır. Biz madem ki tasada ve kıvançla beraber olacağız. Madem ki bayrağımız ve vatanımızın vatanımızda bağımsız, hür ve özgürce yaşamak istiyorsak herkesin karnını doyması lazım. Herkesin karnını doyduğu bir ülkede huzur vardır, bereket vardır, adalet vardır. Biz huzuru istiyoruz, adaleti istiyoruz ve bereketi istiyoruz. Nasıl? Sizlerden istiyoruz. Sizler yarın sandığa gittiğinizde vicdanınızın sesini dinleyin. Adalet mi? Hak mı? Hukuk mu? Ne olması lazım? Bu olması lazım. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa vermek demektir. Hepiniz vergi ödüyorsunuz ya. Size hesabını veren oldu mu? Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Ben vergimi ödüyorum. Nereye ödedin sen bu parayı? Nereye gitti bu para? Kanun diyor yüzde birini ödeyeceksin en az. Vermiyorsun. Nereye gidiyor bu para? Efendim hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Atsa umutsuzluğa kapılmayın. Asla, asla. Her şeyi değiştireceğiz. Bu ülkeye, bu ülkeyi cennet gibi yapmak hepimizin görevi. Sağ olun, var olun diyorum efendim. efendim sizi böyle alacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Genel başkanla elbette fotoğraf çektirme arzusu var. Mecliste odasında kabul ediyordu. Şimdi sırayla önce NİDE milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer'le NİDE'den gelen arkadaşlar. Birer fotoğraf efendim.